Tasarım Fuarı'nın ikinci gününde canlı yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ise SEMAK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Keleş'i ağırlıyoruz efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Öncelikle sizleri ve SEMAK'ı biraz tanıyabilir miyiz? SEMAK Makina 4. kuşak, 75. senesi olan bir firma. Dedemiz, babamız ve aynı şekilde biz oğulları ve benim oğlum 4. kuşak olarak devam ediyor bir firma. Aile firmasıyız. Tarım ve bahçe makineleri üzerine sektörde iş yapmaktayız. Ben aşağı yukarı 40. senem, 39. senem bu sektörün içinde. Ve geldik, fuardayız. Ben günübirlik geldim fuara. Niye günübirlik geldin diyorlar. Artık TÜYAP'ta tarım makineleri, yani tarım makineleri fuarları maalesef bir panayır iştahatı haline girdi. Yani bir panayır gibi nitelendirildi. Çiftçimiz buraya parakende mal satış, mal almaya geliyor. Tabii öyle olunca da bizim SEMAK olarak katılmamızdan ziyade Kalemak'ın, yani bayi, bölge bayimizi biz fuara aldık, soktuk. O da parakende satışı yapıyor. Biz de günübirlik sektörle ilgili şöyle bir dolaşacağız. Yılın merkezi. Onun için buradayım yani. Harika. Yani bu o zaman yakaladınız yani. Günübirlik geldiğinde yakalamış mı? Günübirlik geldiniz ve sizi yakalamış olduk. SEMAK evet. Ve aslında bayileriniz hakkında bilgiler de sahip olduk bu noktada. Şimdi ben şöyle sizi yakalamışken o zaman 2024 yılının bir değerlendirmesini rica ediyorum. Bünyeye yeni katılan yeni ürünlerimiz var mı? Markamız var mı? Bu noktada nasıl çalışmalar yaptınız? Yıl sonuna da geldik zaten. Bir genel değerlendirme alabilir miyim? 2024 her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de zor bir seneydi. Yani şöyle zor sene. Faizlerin %55, %60'lara tırmandığı bir ortamda, paranın çok değerli olduğu bir ortamda ürün satmaya çalışıyoruz. Tabii ki belirli bayilerimiz belli stoklara girmediler. Bizi depo olarak kullandılar. Ama bir dövizin artma telaşı olabilir diyerekten de son kullanıcı kredi kartlarıyla 6 taksit, 7 taksit yoğun alışveriş yaptı. İlginç bir sene. Ciro yapıyoruz çok şükür. Hedeflerimizi tutturuyoruz. Ama tabii karlılık dediğimizde biraz zorlanıyoruz. 2025 buna keza daha zor bir sene olacağını düşünmekteyiz. Şu an tabii döviz baskılanmakta Türkiye'de. Bu anki orta vadeli program Merkez Bankası'nın ortaya koymuş olduğu spesifik olarak rakamlar var. %40'lı rakamlar. Onu tutturabilmek için dövizi baskılamakta. Bizim görüşümüz 12. ay, 1. ay bir döviz ayarlaması olacağı ve döviz ayarlaması ile birlikte yeni bir orta vadeli programın tekrar masanın üzerinde olacağı enflasyon açısından. Tabii dövizin sabit durması bizim ürünlerimizi ucuz kıldı. Aslında çiftçi için avantajı, eğer çiftçimiz ürünü yapabiliyorsa, para kazanabiliyorsa, ürünü pazara çıkartabiliyorsa para kazandı. Ama ürünü yapamıyorsa ve plansız bir üretim söz konusuysa bazı ürünler, şey domates, karpuz, kavun gibi ürünlerde maalesef bir para kazanmama söz konusu. Ama şuna bakarsak da bu sene zeytinin var senesi. Zeytin var da fiyat yok şu anda. Evet. Geçen sene para kazandılar. Bu seneki fiyatlar, geçen seneki fiyat olursa zeytinyağı ve zeytin fiyatı aynı kalırsa gene hani diyeceğiz ki çok şanslıyız. Çünkü tonajda herkesin tonajı çok fazla. Ha, yeni ürünü sordunuz. Ekonomiyle konuşacak çok fazla şey var ama ona sürelerimiz yetmez. Yetmez. Ağlasak dağlar doyar yani. Dağlar doymaz. Yeni ürün dediniz. Artık dünya aküye kaymakta. Bütün benzinli ürünler aküye kaymakta. Dizel ve büyük çaplı ürünler de Euro 0'dan Euro 5'e kaymakta. Firma olarak biz %100 olarak tüm ithal ettiğimiz benzinli ve dizel ürünlerimizi Euro 5'e geçirdik. Tabii sektörde bizi takip edecektir diye düşünüyoruz. Sektörde biz bu
biz bu duyarlılığı bazı noktalarda görmemekteyiz. Bazı duyarlılığı görmemekteyiz. Ancak o duyarlılığa doğru geleceğini düşünüyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın denetlemelerin itibariyle. Akıl ürünlerde de Çin bu işte dünyada büyüme söz konusu. Biliyorsunuz akülü araçlarda, arabalarda Çin dünya lideri şu an, üretimde dünya lideri. Ve aynı şekilde bizim ürünlerimizde ağaç kesim motoru, su motoru, çimşe makinesi, çapa makinesi, zeytin sikele makinesi dediğimizde hepsinde akülü ürünlere upgrade etmekteyiz. Toham diye bir markanın Türkiye müvessülü olduk. Yüksek teknolojili ürünler üretmekte. Weibank'ın zaten Türkiye distribütörüydük. Onun yüksek teknoloji ürünlerini getireceğiz. Çayır biçmelerini, ot biçmelerini ve zeytin sirkeleme, ağaç sağlama makinelerini. Artık motor testere, motor tırpan teknoloji olarak herkesin üretebildiği bir ürün. Ve pazarda rahat bulunan, rekabeti çok fazla olan ürün. Biraz daha biz firmamızı yukarıya taşıyıp Longin markasıyla, Koan markasıyla, Weibank markasıyla, tabii bu markalar Türkiye'de yeni alınmakla birlikte üstün teknolojiyi üreten ve satan ürünler. Onunla birlikte artık belirli bir farklılaşacağız. Sektörden farklılaşıyoruz. Motor testere herkes ithal ediyor. Yani 20 bin doları koyan cebine gidiyor, motor testere ithalatı yapıyor. Ama bugün yüksek teknoloji ürünleri getirmek ve onun arkasında durabilmek, satış sonrasını, yedek parçayı temin edebilmek, bunlar artık belli bir ölçekteki firmaların imkanları doğrultusunda oluyor. Biz firmamda 100 kişi çalışıyor. 950 nokta var çalıştığımız. Bunun 300 tanesi servis, 700 küsur tanesi de ana bayi şeklinde. Yani bütün Türkiye'deyiz. Semak böyle. Yani fuardayız. Ben misafirim bugün burada. Bursa kebabı yiyip döneceğim. Harika. Akşam inşallah. Aslında yoğun bir tecrübe, teknolojinin harmanlanmasıyla bir dönüşüm içerisindesiniz. Yani 40 yıllık bir geçmişiniz var ama bu dönüşümü siz de farkındasınız. Bu dönüşüme ihtiyacımız var. Artık fosil yakıtlardan daha fazla akülü dediğiniz gibi elektrikle çalışan ürünlere geçiş muazzam kaçınılmaz bir sonumuz zaten. Evet. Bu noktada da siz aslında bu dönüşüme başlangıç sağlayarak üreticilerimizin de teveccühü zaten ortada. Şu an yayın yapıyoruz ama arkamız üreticilerle dolu. Doğru. Sizlere teveccüh ediyorlar. Bu noktada yapmış olduğunuz çalışmaların aslında feedbackini biz burada görebiliyoruz. Ben biraz daha gelecek yılı konuşmak istiyorum. Gelecek yılda evet aküye geçiyoruz, elektroniğe geçiyoruz ama çiftçilerimizin, üreticilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni yeniliklerimiz var mı? Şimdi dostum şöyle, ne kadar kriz olursa olsun, benim her zaman söylediğim bir şey var ekibime, ne kadar kriz olursa olsun ve bayilerime de söylediğim bir şey var, ot yağmur yağdığı sürece büyüyecek ve otu keseceğiz. Otu keserken de en az işçilik gücüyle nasıl kestirebiliriz ve o teknolojiyi nasıl Türkiye'ye getirebiliriz derdindeyiz. Biz 4 tane işçinin veya 4 tane motor tırpanın yapacağı bir takım ürünleri getiriyoruz. Ağaç dediğimizde de yağmur yağdığı sürece, ürün verdiği sürece bir şekilde budanacak. Biz zaten ot kesme ve ağaç budama kısmındayız ve ürünü toplama kısmındayız. Bunlar bir şekilde krizde olsa yürüyecek. Ha, önümüzdeki sene ekonomide ne olacak dersek, yağmur yağarsa herkese birden yağacak. Bütün sektör paydaşlarına yağacak. Hepimiz iş yapacağız. Sadece tarım sektörü değil, bugün tekstil sektörü de diğer sektörlerde hepsi birbirine zincirleme bağlantılı. Sonuçta çiftçimize hitap ediyoruz. 2025 senesi ayağını yere basanların senesi olacak. Yani ben bayilerime hep şunu söylüyorum. 2024, 2025 ölü yatırım yapmayın, işinize yatırım yapın, teknolojiye yatırım yapın, çiftçinize yatırım yapın. Servislere de şunu söylüyorum, adam yetiştirin. Maalesef adam bulmakta zorluk var. Adam yetiştirin, çırak yetiştirin ki sektörümüz daha zenginleşsin. Şöyle bir tespitim de var. 3000'e yakın dükkandı sektör.
Ve o dükkan sayıları azalmakta. Bir miktar azalmakta. Çünkü kendini teknolojik olarak yeni teknolojiye adapte eden ve o ürünü bulunduran ürünleri satan dükkanlara kaymakta çiftçimizde. Yani işçiliğin bugün yövmeye 1500 lirayla yöresine göre, ürününe göre 2500 lirasına değişiyor. 1000 lira olan yerde var, 2500 lira olan yerde var, 1500 lira, 1800 lira olan yerde var. Makinalaşma çok ön plana çıkmış durumda. Sadece bir motor testere değil. Bu bizim ana işimiz, lokomotifimiz, aşkımız, sevgimiz ama diğer teknolojik ürünleri de sektöre getirmemiz gerekiyor. Üstadım, o kadar güzel şeylerden bahsettiniz. Aslında o kadar ders çıkarılacak şeylerden bahsettiniz ki ben üzerine artık söz söylemek istemiyorum. Programımızın da sonuna geldik maalesef. Tabii ki. Çok keyifli bir program oldu. 10 dakikada aslında bize çok güzel bir fotoğraf çektiniz. Emeklerinize sağlık. Yeni projelerinizde de çalışma hayatınızda da başarılar diliyoruz. Bir sonraki fuarlarda inşallah yine başka konuları konuşmak isterim. İnşallah. Ekonomiyi inşallah. Konuşmayalım, o uzun sürer. İnşallah. İnşallah daha farklı bir şekilde, daha güzel ortamlarda beraber olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, çok keyifli bir programı geride bıraktık. Canlı yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayınız.